Dumlupınar Üniversitesi ne yapmaya çalışıyor? DPÜ Arap seviciliği mi yapıyor? Zafer Partisi Kütahya İl Başkanı Sedat Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Türkçe öğretim birimi TÖMER'e Türk müdür değil de Suriyeli müdür atamasına çok sert tepki gösterdi. Dumlupınar Üniversitesi ne yapmaya çalışıyor? Dumlupınar Üniversitesi Arap seviciliği mi yapıyor dedi. Zafer Partisi Kütahya İl Başkanı Sedat Gündüz, DPÜ'de yabancı öğrenci istemiyoruz ve Kütahya'da başta Suriyeli olmak üzere yabancı mülteci istemiyoruz diye ikinci kez imza kampanyası yaptıklarını, imza kampanyasına Kütahya halkı imza atarak ilgi gösteriyor dedi. Zafer Partisi Kütahya İl Başkanı Sedat Gündüz yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Yabancı öğrenciler konusundaki eleştirilerimize doğru düzgün cevap vermeyen rektörlük ne zaman olduğunu bilmiyorum ama son zamanlarda yabancı öğrencilere veya yabancılara Türklerden daha fazla değer verdiklerini ispatlar derecesinde üniversitede Türkçe Öğretim Merkezi Müdürlüğü'ne Suriyeli bir öğretim görevlisini atadı. Bir Suriyeli öğretim görevlisinin Dumlupınar Üniversitesi'nde ne işi var? Türklük almadı. İki, Türkçe Öğretim Merkezi'nin müdürlüğünü yapacak bir Türk hocamız yok muydu da Suriyeli'ye kaldık? Bunların derdi Türk milletine karşı olmak, her konuda Türk milletini ikinci sınıf vatandaş olarak görmek ve maalesef ki bu Arap seviciliği her yerde kendini gösteriyor, iktidarda, üniversitelerde, bütün devlet kuruluşlarında maalesef bunu görüyoruz. Zafer Partisi olarak Kütahya'da ikinci stand çalışmamız, Suriyelilerin, daha doğrusu sığınmacı ve kaçakların ülkelerine gönderilmesi için imza kampanyası düzenliyoruz. Kütahyalılar da bütün Türkiye gibi bu konuda hassas ve imza desteği veriyorlar bize sağ olsunlar. Bundan sonra bu çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. İnşallah her hafta üstten çalışmasını yapmayı planlıyoruz. Teşekkür İlgi ederim. Nasıl? İlgi gayet güzel. Güzel demeyeyim. Aslında böyle bir konuda böyle bu kadar ilginin olması aslında içler acısı. Maalesef bizi bu hale düşürenler, insanları bu kadar tepkili hale getirenler bu durumdan utanırlar mı bilmiyorum ama çok ciddi bir ilgi var. Kütahya halkı dediğim gibi bu konuda çok hassas. Kütahya'da biz diğer şehirlere göre sığınmacı ve kaçak nüfusunun az olduğu bir şehirde yaşamamıza rağmen insanlar Türkiye'nin geleceğinden kaygılı ve buna tepkilerini gösteriyorlar. İnşallah bunu diğer siyasi partiler de duyar. Şu anda hükümette olan AK Parti, AKP bunu duyar ve buna bir tedbir alır. Peki zaman zaman parti olarak açıklamalar yaptınız. Bu açıklamalarınızı yalanladılar. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla ilk yaptığınız açıklamada sanırım şeyden bahsediyorsunuz. Kütahya'daki yabancı öğrencilerin masraflarının karşılanması. İlk yapılan açıklamada böyle bir şey yok denildi. Daha sonra işte bu açıklamayı yapan öğretim görevlisi hakkında soruşturma açtık denildi. Bunların detaylarını sorduk ama hiçbir detay vermeden genel açıklamalarla rektör bize kamuoyuna bir açıklama yapmış ama hiçbir tatmin edici açıklamalar değil çünkü bizim sorduğumuz sorulara cevap vermediler ve biz de daha önce söylediğimiz gibi bunlar açıklığa kavuşmadığı müddetçe biz bu iddiaların gerçek olduğunu kabul ediyoruz ve insanlara da bunu anlatıyoruz. Zaten Kütahya halkı da bunun farkında. Ne olup bittiğinin farkında. Hangi zihniyetin bu işin başında olduğu, bunu neden yaptıklarını gayet farkındalar. İnşallah bunun hesabını da soracaklar.